Şimdi örnek 2-5-1'i yapalım. Ne diyorum burada soruda? Arduino kartının 8-9 numaralı pinlerine led, 5-6-7 numaralı pinlerine buton bağlayınız. 5 numaralı pine bağlı butona bastığınızda 8 numaralı pine bağlı led yakınız. 6 numaralı pine bağlı butona bastığınızda 9 numaralı pine bağlı led yakınız. 7 numaralı pine bağlı butona bastığınızda yanan herhangi bir led varsa söndürünüz. Onun çözümünü kopyalayalım. Burada bool hafız alanlarında A0, A1, A2 yani durumunu sorguluyorum. 0 ya da 1 bool, 0 ya da 1, high ya da low diyebilirdim. Ya aslında ben ders notlarında high'lara 1, low'lara 0 dedim. Hani bana hem daha kolay geldi hem de ne bileyim dijital mantıkla düşündüğüm için öyle oldu. Fark etmez. Şimdi burada ne yapmışım? A0, A1, A2'yi üstündeki dijital inputları pin mod input yapmışım. Üstündeki durum ledlerini D0 ve D1'i de output yapmışım. Ne yapıyorum? A0 durum dijital read A0'dan oku durumunu. A1 durumu A1'den, A2 durumu dijital read A2 girişinden oku. Bunları direkt burada kullanıyorum. Direkt dijital read A0 da yazabilirim buraya ama hani yeni başlayanlar için bu şekilde yapmak daha anlaşılır oluyor ve sorguluyorum. Daha önceki yaptığımız sorgulama if A0'ın durumu yani buton 0 mı 1 mi onu sorguluyorum. Haysa 1'se git diyorum led D0 yak. Bu bunu yakıyor. Yine bir sorgu yapıyorum. If diyorum A1'in durumu haysa git LD1'i yak diyorum. Hay yap diyorum. Ve 3. butonu sorguluyorum. 3. sorguladığım butonda da diyorum ki A2'nin durumu haysa bu 2 LED'i de söndür diyorum. Burada herhangi bir hani ayrı ayrı bağımsız olarak çalışıyorlar. Birinin çalışması diğerini engellemiyor. Bir sonraki soruda öyle yapacağız. Bu gayet basit bir mantık. Bunu gönderiyoruz PLC'ye. Birinci girişim birinci çıkış çalıştırıyor. Birbirlerinden bağımsız çalışıyorlar. Yine aynı sistem üzerinde bir başka örnek çözeceğiz. Örnek 5-2-5-2. Arduino kartının 8-9 numaralı pinlerine led, 5-6-7 numaralı pinlerine buton bağlayınız. 5 numaralı pine bağlı butona bastığınızda 8 numaralı pine bağlı led yakınız. 6 numaralı pine bağlı butona bastığınızda 9 numaralı pine bağlı led yakınız. Yanan bir led varsa, bakın burası önemli, burası çok önemli. Yanan bir led varsa diğer led yanmasın. Yanması için mevcut yanan ledi söndürmek zorunda olsun. 7 numaralı pine bağlı butona basıldığında yanan herhangi bir led varsa burada bir ledin çalışması için ya da bir çıkışın çalışması için diğer çıkışın çalışmıyor olma şartı var. Bunu ben elektrikte nerede görüyorum? Bu ara benim kedi coştu. Ortalığı tırmalıyor. Yapma kusum yapma. Hadi git yat oraya. Hadi. Hadi tırmalama ortalığı. Hadi anne. Hadi. Hadi paşa paşa git yat kuzum benim. Bunu ben elektrikte nerede kullanıyorum? Elektrikte ileri geri devresinde yaptığım iş bu. İleri çalışırsa geri çalışmayacak. Geri çalışırsa ileri çalışmayacak. Bunun cevabını yapıştırayım. Burada bir de led durumlarını sorgulamam lazım. Şu A1, A0, A1, A2 durumları. Annem olmaz gelme kucağıma. Hayır video çekiyorum. Hayır hadi git yat. Git karşı koltuğa yat. Olmuyor ama çok ayıp. Çok ayıp paşam benim. Hadi Sümbül. Hadi Sümbül. Hadi. Burada bir de led durumlarını sorgulamam lazım. Niye led durumlarını sorgulamam lazım? Şu nedenden dolayı led 1 çalışıyor mu? Bizim orada led D0 ya da led D1 şu anda aktif mi? Onu sorgulamam lazım. Şimdi daha iyi anlayacaksınız bunu. Yani burayı ekstradan bir önceki cevaba 2 tane bool hafız alanı açmışım. Led D0 durum demişim ve led D1 durum demişim ve içlerine 0 değerini atamışım. Daha sonra inputları, outputları bir önceki örnekte olduğu gibi atadık. Buraya yazdık buraya pin modlarını atama yaptık. Ve digital write'larla A0, A1, A2'nin durumlarını ilgili durumlara burada yazdırdık. Tamam. Şimdi bundan sonrasında bir değişiklik oluyor. Ney? Diyorum ki A0 durum eşit 1 ise yani A0 butonuna basılmışsa ve led D1 durum low ise. Bak buralara işte hay yapacağız. Demin dedim ya. Bu bir yapmak bana daha kolay geliyor ama bir alışkanlık var. Herkes bunları high low olarak yazıyor. Başka var mı? Low low. Led durum. Hay yapalım. Led durum. Hay yapalım. Şurada sıfırlar var. Onları da low yapayım. Dediğim gibi ben bunları 0-1 kullanmak daha çok
işime geliyor. Neyse. Şimdi sorguya bir daha bakayım. A0 butonu high'sa, A0 dijital read A0'dan okuyor ya durumu. Bunun high'sa ve LED D1 durum low'sa. A0 neyi çalıştıracak? D0'ı çalıştıracak. Hangi şartta bu çalışmayacak? D1 varsa çalışmayacak. Eğer D1 çalışıyorsa buraya high olacak. Şu şart sağlansa da bu şart sağlanmayacağı için, low olmayacağı için gidip D0'ı ne yapamayacak? Yakamayacak. Ancak D1 lowsa bu şart sağlanacak. Aynı şart burada da var. Diyorum ki A1 butonuna basıldıysa high oldu mu? Ve LED D0 yani diğer LED bu D1'i çalıştırıyor. Diğer LED lowsa yani diğer LED çalışmıyorsa sen gel LED D1'i çalıştır. Şimdi LED D1'i ya da D0'ı şuradan D0'ı high yaptığında yine LED D0 durumu da burada ben high yapıyorum. Onu ne yapmıştık? Şurada zaten bu alan açmıştık. Diyorum ki LED D0 high yaptığımda yaktığımda artık LED D0 durum diye değişkenim high oldu. Yine burada LED D1'e şart sağlanıp LED D1'e high yaptığınızda LED D1 durumda high oluyor. Ve bu hafıza alanları nerede kullanılıyor? Şuradaki sorgularda. Örneğin D1 çalıştı, high oldu. Girip durma sende. High oldu. LED D1 durum high oldu. Şuradaki artık LED D1 durumu eşit mi? Low'a değil. O zaman A0'a bastığınızda çalışmayacak. Ne zamana kadar? If demişim. A2 durum yani 3. butonuma basıldıysa git LED D0'ı da LED D1'i de low low yap demişim. Bunların değerlerini tuttuğum ne vardı benim burada? LED D0 durum, LED D1 durum. Bunları da low'a çek demişim. Yani LED'lerin söndüğünü ki benim burada çıkış yani röle bağlayın isterseniz başka bir şeye bağlayın. Bunların çıkışın durduğunu ne yapabilirsiniz? Bu değerlerin low olduğundan anlayabilirsiniz. Hatta şöyle yapalım. Bunları dijitallere atayım ya bir de. Aynı şekilde dijitallere atayalım. Kablo da girip çıkıyor. Şu bu ne benim için? Dijital çıkışım, röle çıkışım. Bu da benim için. Dijital böyle çıkışım. LED'ler çalıştığında bunları da çalıştıracak. LED'ler nerede çalışıyor? Geldik şurada. Hemen altına dijital right diyelim. D0 çıkışında çalıştırsın. Bununla ilgili bir durum yazmaya gerek yok. LED durum zaten var. Ha LED durum yerine D0 da kullanabilirsiniz ama benim burada aşağı röle kontaklarına bir alıcı bağlamam lazım. Lamba falan bağlamam lazım. Öyle bir şey yok elimde. LED'leri görerek devam ediyoruz. Uygulama videosunda öbür videoda. Ama orada sese dikkat edin. Bu dijital çıkış röle kontakları da çekecek. Başka nerede çalıştırıyoruz? Şurada. Gel D1'de. Hay yap. Şurada da bunları tek satırda da yazabiliriz de dediğim gibi yeni başlayanlar varsa onlar için her şey böyle satır satır alıştıkları şekilde dursun diye. Yani satır sesini azaltmak zor değil. Bunu gönderiyorum. Artık ne oldu? Üstündeki durum ledlerinden gözlemleyeceğim ama aynı şekilde de röle kontakları çekecek. Gönderelim. Gönderdik. Şu anda birinci girişimi çalıştırdım. İkinci girişe basıyorum, çalışmıyor. Stopladım. 2'ye basıyorum. 1 çalışmıyor. Stopladım. 1 şimdi çalıştı.